Evet, merhabalar efendim. 5 dakikalık bir gecikmeyle bugünkü eğitim programımıza başlıyoruz. Müsaitseniz biz size gelelim dedik. İyi ki de demişiz. Her eğitimde biraz daha çoğaldığımızı ve toplumumuzun her kesiminden siz değerli katılımcılarımıza ulaşabildiğimizi gördükçe iyi ki diyoruz. İyi ki buradayız. Ve bugün eğitimlerimizin 5.'sini gerçekleştirmek üzere burada yine sizlerle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Sayın Süleyman Yalçın hocamız muz yetiştiriciliği konusuyla bizlerle birlikte olacak. Bugün hem Zoom hem de YouTube üzerinden canlı olarak bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca her eğitim öncesi Facebook sayfamızda eğitimin konusu RD ve PESPOR'da yayınlanmakta. Buralardan bizi takip ederek eğitimlerimize katılabilirsiniz. Ben sözü moderatörümüze vermek istiyordum ama şu anda kendisi aramızda olamayacak. O yüzden programı eğitimimize birlikte devam edeceğiz. Ve ben sözü Sayın Hocama Süleyman Yalçın'a bırakmak istiyorum. Hocam buyurun. Çok özür dilerim. Bundan önce şunları belirtmek istiyorum. Sanırım soru cevaplarımızı sunumdan sonra alacağız. Değil mi hocam? Evet. Değerli izleyicilerimiz, soru ve cevap kısmını bugün eğitimin sonunda alacağız. Sorularımızı hem YouTube'dan hem de Zoom chat bölümünden yazabilirsiniz. Bu şekilde programımız devam edecek. Hocam sözü size vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkürler Necan Hanım. Ben öncelikle Tarım İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizle bizi buluşturduğu için. Ve öncelikle teknik arkadaşlara ve üretici arkadaşlara merhaba demek istiyorum. Ve sunumumu paylaşarak başlamak istiyorum. Muz yetiştiriciliği ile ilgili anlatacaklarım. Bir saniye. Sunu içeriği yansıda görüldüğü gibi sistematikten başlayacağız. Hastalık ve zararlardan da kısaca bahsedip sunumuzu bitireceğiz. Muz, bu kısmı teknik arkadaşlar olduğu için eklemek istedim. Muz Chiquitaminae takımının Musaceae familiaris içerisinde yer almaktadır. Bu familyada da Enseta ve Mus olmak üzere iki tane cins bulunmaktadır. Pardon. Enseta cinsi lifli, bol nişastası olup haşlanarak yenilebilmektedir. Musa cinsi içerisinde de 4 tane alt tür bulunmaktadır. Ve bizim yetiştiriciliğini yaptığımız tür ev Musa alt cinsi içinde yer almaktadır. Burada da 2 tane alt cins var. Musa acuminata A genomunu veren ve Musa balbicinana B genomunu veren. Bizim yetiştirdiğimiz muzlar A genom içerisinde yer almaktadır ve bu muzda da işte diploid, triploid ve tetraploid olmak üzere değişik genom gruplar bulunmaktadır. Ve A triploid genomu içerisinde de Gros Michel, Cavendish Red ve Green Red olmak üzere 4 alt grup bulunmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen muzlar Cavendish alt grubu içerisinde bulunmaktadır. Muzun ana vatanı Güney Çin, Hindistan ve Avustralya arasında Karan Adalar'dır. Buradan da önce Afrika, sonra İspanya, oradan da Amerika'ya yayılmıştır. Dünyada muz ve plantain üretimi 11 milyon hektar alanda yaklaşık 155 milyon tondur. Ve bu üretiminin yaklaşık 117 milyon tonlu yenilebilir muzlar ve plantainler olarak bilinen bu pişirilerek yenen muzlar da yaklaşık 42 milyon tonlu oluşturmaktadır. Ve burada da dünyada en fazla muz üretimi yapan ülkeler görülmekte. İlk başta Hindistan ve ardından Çin gelmekte. Dünya üretiminin büyük bir çoğunluğu Asya kıtasında üretilmekte muzun. Ve en fazla üreten ülkede 21 milyon tonla Hindistan. Akdeniz'de kıyısı olan ülkelere baktığımızda en fazla üreten ülke yaklaşık 30 bin hektar alanla Mısır ve 1 milyon 359 bin ton üretim var. Ondan sonra bizim Mısır'dan 1/3 alan olmamıza rağmen yaklaşık 550 bin ton üretimle biz gelmekteyiz. Türkiye'de muz üretimi ilk defa 18. yüzyılın ortalarında Mısır'dan Alanya'ya gelmiş. Oradan da meyvelerinin tüketebileceği anlaşılınca 1935'li yıllarda Anamur'a getirilerek üretimine başlanmıştır.
Dünyada 1970'li yıllarda örtü altına başlanmasına rağmen ülkemizde 1980'li yıllara kadar açıkta yapılmış. Daha sonra Anamur ve Bozyazı'da örtü altına alınmaya başlanmıştır. Türkiye'de Mersin'in Anamur, Aydıncık, Bozyazı'yla Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde açıkta muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca Antalya'da Manavgat, Serik, Kumluca, Finike, Mersin'de Erdemli, Silifke, Tarsus, Akdeniz ilçeleri, Hatay'da Arsuz, Dörtyol, Erzim ve Kumlu, Adana'da ise Karataş, Yüreği, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalı ilçelerinde son zamanlarda muz yetiştiriciliği önem kazanmaya başlamıştır. İller itibariyle üretimimize ve alana baktığımızda en fazla alan Mersin ilinde yaklaşık 47.439 dekar ve toplam üretimde 34.000 ton civarında ve üretimdeki payı da %61 civarında Mersin ilinin. İllere göre üretime baktığımızda Mersin ile Antalya'yı karşılaştırdığımızda Mersin ilinde üretim Antalya'dan alan olarak daha fazla, üretimde de daha fazla. Bu iki ile karşılaştırmak istedim. Mersin ilçelerine baktığımızda en fazla üretim %66 ile Anamur'da gözükmekte. Antalya ilçelerine baktığımızda en fazla üretim Gazipaşa ilçesinde gözükmekte. Adana'ya baktığımızda en fazla üretim yine sahile yakın kısmı olan Karataş ilçesinde. Hatay'da da Arsuz ilçesinde yoğun bir üretim var. Muğla'da da Seydikemer ilçesinde yoğun bir üretim var. Yıllar itibariyle muz üretimine baktığımızda 2002 ile 2019 yılları arasında 2002'de 23.850 dekarken şu an 84.879 dekara çıkmış. Üretim de 95.000 tonlardan 550.000 tonlara doğru çıkmış. Yani 2002 ile 2019 yılları arasında üretimde %577, alanda %355, dekara verimde de %162'lik bir artış olmuştur. Bunun tabii örtü altına alınması büyük bir etkendir. 2018 ile 2019 yılları arasında da yaklaşık %10'luk bir artış olmuştur. Muzun botanik özelliklerine geldiğimizde, muz bitkisini biliyorsunuz zaten. Muzda iki tane gövde vardı. Toprak altı gövde ve toprak üstü gövde. Toprak altı gövdesi rizom olarak da bilinir ve gerçek gövdesi budur ve çok yıllıktır. Çapı ve yüksekliği yaklaşık 30 santim civarındadır. Çiçeklenme öncesinde kuru madde miktarı %45 civarındadır. Çiçeklenme sonrası %30'lara düşmektedir. Yalancı gövde ise bizim bildiğimiz toprak üstündeki olan ve tek yıllık olan kısmıdır ve toprak üstü gövdesi de denir. Yaprakların çıktığı kısımdır. Yeşilim tırak görüntülüdür. Bazısında da unumsu bir madde ile kaplı olabilir. Köke geldiğimiz zaman muzun birinci kökleri toprak altı gövde içindeki merkezi silindirin yüzeyinden genellikle 2 ila 4'lü, çoğunlukla da üçlü gruplar halinde çıkar. 5-8 milimetre çapındadır. Sağlıklı bir rizom ortalama 200 ila 500 arasında kök oluşturabilir. Burada muzun birincil kökleri, ikincil ve üçüncül köklerini yansıda görmekteyiz. Muz kökleri toprak tipine ve toprağın drenaj durumuna göre yatay ve dikey olarak gelişebilir ama ağır, sıkışık ve kötü drenajlı toprakları sevmez ve kökle toprak yapısı arasında da önemli bir ilişki vardır. Kökler uygun şartlarda 5 metre yanlara 1-2 metre derinlere gidebilir. Köklerin %40'ı toprağın ilk 10 santimetresinde, %85'i de 30 santimetresindedir. Yani kökler etkili köklerinde yaklaşık 40-50 santim diyebiliriz. Nadiren 60 santimetre ve aşağılara iner. Muzda takipçi dediğimiz bir bitkiler vardır. Bunlar iki kısımdır. Morfolojik olarak iki tür takipçi vardır. Bir tanesi kılıç yapraklı takipçi, bizim senenin ürünü vereceğimiz bitkileri seçtiğimiz bunlardır. Bunlar yapraklarının kılıç yapraklı olmasının sebebi ana bitkiyle güçlü bir bağlantılarının olması ve hemen fotosentez üretimine kendilerinin geçmemesidir. Sulu fide veya tapkulak olarak bildiğimiz ise bunlar toprak yüzeyine yakın ve hatta toprağın üst kısmına yakın sığ tomurcuklar ve ayrıca eski rizomlarda gelişir. Genellikle kökle, ana gövdeyle, ana bitkiyle zayıf bir bağlantıları olduğu için de fotosentez yapabilmek için yaprakları geniştir. Bunlar genellikle takipçi olarak bırakılmazlar. Biz seçerken bu geniş yapraklı olanlar hemen imha etmemiz gerekiyor. Yapraklar, muz yaprakları sarmal şeklinde, saat yönünün tersi şeklinde oluşuyor. Yaprak yağısı çok geniştir. Toprak yüzeyinden yapraklara kadar olan iki kısmı vardır yaprağın. Birinci kısım yaprak sapı, ikinci kısım da yaprak ayısıdır. Yaprak sası
pardon yaprak sapı toprak yüzeyinden yaprak ayasına kadar olan kısımdır. Yaprak ayası da zaten geniş yeşil olan kısmıdır. Yaklaşık da olarak da evenk oluşumuna kadar 25 ila 50 tane yaprak oluşumu olmaktadır. Üretkenlikle yaprak sayısı arasında pozitif bir ilişki vardır. Çiçeklenme döneminde en az 12, hasat döneminde de 9 yaprak olmalıdır. Hasat döneminde yaprak sayısının azalması verimin düşmesine sebep olmaktadır. Muzda salkım şeklinde bir çiçek yapısı vardır. 3 tür çiçek vardır. İlk gördüğümüz bıraktelerin altından çıkan dişi çiçekler, yani bildiğimiz yenilebilir muzları oluşturan dişi çiçeklerdir. Ve bu ülkemizdeki yetiştirilen muzlar mutlak partenokarpiktir. Yani döllenme olmadan tohumsuz meyve oluştururlar. Dişi çiçeklerden sonra pardon, hermafrodit çiçekler vardır. Bunlar çok küçük, işe yaramaz parmaklar meydana getirirler. Ve en uçta da erkek çiçekleri bulunmaktadır muzun. Hevenkli dişi çiçekler taraklar üzerinde çift sıralı olarak dizilmişlerdir ve parmak olarak adlandırılmaktadır. Çiçek sayısı ne kadar fazla olursa ve sıcaklık ne kadar iyiyse salkımdaki tarak sayısı da o kadar fazla olmaktadır. Burada Ala Tazman ve Grand Line muz çeşitleri gözükmekte. Burada Dvar Cavendish olarak bildiğimiz Anamur muzu ve Erdemli yerli muzu gözükmekte. Meyve gelişmesi... Meyveler karşıdan bakıldığında sağdan sola doğru gelişirler ve çift sıralı gelişmişlerdir. Gelişme devresinin sonunda da beş köşelidir ve sağdaki meyveler daha eğri olur ve hevenkte de yukarıdan aşağı doğru meyve eğriliği azalır. Ortalamada her hevenkte 10-16 tarak, yani 8'e de düşebilir. Tabii bu bakım şeyli daha düşük de olabilir. Tarak bulunur ve her tarakta da yaklaşık 10 ila 26 tane meyve bulunur. Meyve bileşimine baktığımızda %70 oranında su içerir. Önemli miktarda karbonhidrat, az miktarda da protein ve yağ vardır muzun meyve içeriğinde. Dünyada muz yetiştirilen alanlara geldiğimizde iklim kuşakları ile ilgili olarak bu kırmızı ile gördüğümüz yer tropik bölge. Ekvatorun 0 ile 20 derece kuzey enlemleri ile 0 ile 20 derece güney enlemleri arasında yetiştirilen doğal yetişme alanları burasıdır. Bu sarı renkli gördüğümüz yerler subtropik iklim kuşağı, Türkiye'nin de içinde olduğu bölgelerdir. Buralarda da 20 ile 30 güney kuzey enlemleri arasında yetiştirilmektedir. Ekstrem olarak en kuzeyde 36. enlemde veya 37. enlemde ülkemizde muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. İklim isteklerine geldiğimiz zaman muzun en önemli şeyi kısıtlayan yetiştiricilik ülkemiz açısından sıcaklıktır. Optimum sıcaklık 27 santigrat derece olmalıdır. Ve 15 derecenin altına inen durumlarda da yetiştiricilik olumsuz etkilenmektedir. Muzun köklerinin optimum büyüme sıcaklığı 22-25 santigrat derece olup 13 santigrat derecenin altında kök büyümesi durur. Düşük sıcaklıklar, hevenk üzerindeki parmaklar kötü etkilenir. Meyveler tam olarak olmaz. Bu resimde gördüğünüz gibi üreticilerin çiçeklediği şeklinde doğumlar olur. İşe yaramaz parmaklar olur. Kasım ayı içerisinde oluşan hevenklerde 6 santigrat dereceden daha düşük sıcaklıklar düzensiz çiçeklenme ve verimde azalmaya neden olmaktadır. İklim isteklerinde en önemli tablo, bilmemiz gereken tablo burası. -4 derecede toprak altı aksamı gerçek gövdesi zarar görür. 0 santigrat derecede soğuk zararı olur, üst aksam ölür. 10 santigrat derecede gelişme durur. 14 santigrat derece büyüme için ortalama minimum sıcaklıktır. 22 santigrat derece çiçeklenme için ortalama optimum sıcaklıktır. Ortalama 27 santigrat derecede sürgün gelişimi, 29-30 santigrat derecede meyve gelişimi olur. 34 santigrat derecede sıcaklık stresi başlar. Yani mümkünse 34 ila 14 santigrat derece arasında tutmaya çalışacağız sıralarımızı. 38 santigrat derecede gelişme durur. Yapraklarda yanma, yeni çıkan yapraklarda da daralma olur. Kışın sera içi sıcaklığı 14 derecenin altında olması, yaz aylarında da sera içi sıcaklığın 34 santigrat derecenin üzerine çıkması, gece ve gündüz sıcaklık farkının yüksek değerlere ulaşması muz bitkisinin gelişimini kısıtlayan en önemli faktördür. Muzun %60 ile %90 arasında oransal nem isteği vardır. %60'ın altına düşmemesi gerekmektedir. %50 gölgelemeye de toleranttır. Ülkemizde muz yetiştirilen alanlarda genellikle Aralık-Mart ayları arasında sıcaklık 15 derecenin üzerindedir. Pardon, 15 derecenin altındadır. Genellikle de Ocak-Şubat aylarında da don olayları görülür.
Toprak istekleri bakımından seçici bir bitkidir muz. Yetiştiricileri derin, geçirgen ve bitki besin maddelerince zengin, kumlu tınlı topraklar tercih edilir. Toprağın tuz içeriğinin 1000 mikrosiemens'ten mikromos'tan az olması gerekmektedir. Taban suyu yüksekliği 80 cm'yi geçmemelidir. Toprakta sıkışma olmamalıdır. Drenaj sorunu olmamalıdır. İdeal pH'si 5,5-7,5 olup ortalaması 6,5 olmalıdır. Humusça zengin, yani %5 ila 10 arasında organik madde olmalıdır. Çoğaltılması dünyada, bizim ülkemizde farklı, dünyada farklı. Dünyadaki muzların bir kısmı tohumla çoğaltılabiliyor ama bizim ülkemizdeki partenokarpik olduğu için vejetatif çoğaltmamız gerekiyor. Tohumla çoğaltma yapamıyoruz. Ya doku kültürüyle üretilmiş ya da dip sürgünleriyle üretilmiş fideleri kurmaktayız. Ya da takozdan fide üretimi yapılmakta. Doku kültürüyle üretilen fideler her zaman tercih sebebi olmalıdır. Hastalık ve zararlardan ayrı olduğu için bunları tescil ediyoruz. Dip sürgünleriyle üretilen fideler de şeyde, yansıda görüldüğü gibi üretimde kullanılabilmektedir. Bu dip şeylerle takozdan üretilmiş fideler seranın içinde üretilmiş. Bu gittiğimizde bu seranın içinde hastalık vardı. Bilek sigatı denilen hastalık vardı. Yani bunu alan üreticilerin seralarına temiz olarak ilk başta kurdukları seralarına hastalığı da bu serada üretilmiş fidelerle beraber getirdiler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii doku kültürüyle üreten firmalarda da bazen hastalıklı seraların içine fideler konmakla üretim yaparken bunlar da yanlış. Bunları hastalık ve zararlardan izole edip o şekilde fideleri yetiştirmek gerekiyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bahçe tesisine geldiğimiz zaman muz hassas bir bitki olduğu için kuzeyi kapalı, soğuktan korunmuş yerleri tercih etmemiz gerekiyor. Güneye bakan hafif ve eğimli yerler daha iyi olur. Bahçe tesis edilmeden önce 0-30, 30-60, 60-90 santimetre derinliklerden toprak örneği alınması gerekiyor. Toprağı analizi yaptırıyoruz, toprağımızın yapısını öğreniyoruz. Eğer taban gübrelemesi de gerekliyse ona göre bir taban gübrelemesi yapıyoruz. Burada da örneğin alındığı, nasıl alındığı gösteriliyor. Ben bir dönümlük alan için anlatayım isterseniz. En az 10 farklı yerden zikzak şeklinde araziden örnek alıyoruz. 0-30 santim alıyoruz, onu bir kovaya katıyoruz. Aynı yerden 30-60 santim alıp ayrı bir kovaya, sonra 60-90 santimi de alıp ayrı bir kovaya katıyoruz. 8-10 yerden aldıklarımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra örneğin 0-30 santimleri temiz bir yere döküyoruz, iyice karıştırıyoruz, 1-1,5 kilogramını poşetliyoruz, etiket koyuyoruz. Tabii etiketleri kurşun kalemle yazıyoruz, toprak nemliyse tükenmez kalemle yazarsanız silinebilir. Diğerlerine de aynı şekilde yapıp analiz yaptıracağınız kuruluşa göndererek analizlerini yaptırıyorsunuz. Örnek alma zamanları, toprak örneği alma zamanı, yaprak örneklerinin alındığı zaman, yani Temmuz-Ağustos ayında olabilir ya da onarma işleminden önce Kasım-Aralık aylarında yaptırabilirsiniz. Örneği dediğim gibi 0-30-30-60 ya da 0-20-20-40 santimetre derinlikten olacak şekilde örnek alabilirsiniz. Yaprak örneği alırken de yine Temmuz-Ağustos ayında örnek alıyoruz. Son açılmış yaprak birinci olarak kabul ediyoruz. Geriye doğru üçüncü yaprağın orta kısmından 10 santimlik iki tane şerit karşılıklı keserek örnekleri alıyoruz. En az 10 bitkiden örnek alıyoruz yine örnek alırken. Çeşit seçimi yaparken biz örtü altında yetiştiricilik yaptığımız için seramızın yüksekliği önemli. Sera yüksekliğine göre çeşit seçebiliriz. Kısa boylu çeşit Dwarf Cavendish, orta boylu çeşitler Şimşek Grand Line ya da Bodur Azman olabilir. Uzun boylu çeşitler ise Alatazman ya da Uzun Azman şeklinde ise sera yüksekliğimizin, yan yüksekliğimizi buna göre dikkat etmemiz gerekiyor. Dikim zamanları güz dikimi ve bahar dikimi olarak ikiye ayrılıyor. Güz dikiminden uygun sonuçlar alınır Eylül, Ekim, Kasım ayında. Bahar dikiminde de Mart, Nisan, Mayıs aylarında daha uygun oluyor. Yazın Haziran aylarında seraya dikim yapılıyor bazı yerlerde. Boş seraya yazın dikim yapılmasını önermiyoruz ama bitki varsa dikim yapılabilir. Burada da bazı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle dekara bitki sayısı görülmekte. Hocam çok özür dileyerek müdahale etmek istiyorum. Bir izleyicimiz biraz hızlı anlattığınızı söylüyor. Herhalde gerçi zamanımız kısıtlı, ben sizi anlıyorum ama şöyle, Recep, böyle şöyle bir talep var. Biraz daha yavaş gitmemiz mümkün tamam, mü? Tamam, biraz yavaşlarım. Zaten sunuları paylaşacağız, istiyorsalar alabilirler. Evet. Sizden temin edebilirler. Evet. Orada ayrıntıları şey yapan, zaman kısıtlı olduğu için biraz da slide sayımız fazla olduğu için biraz hızlı gidiyorum. Evet, hani özet şeklinde geçiyorum. Hani kusura bakmasınlar.
Tamam, devam ediyorum. Tabii, buyurun. Tamam, teşekkür ediyorum. Muzun su isteği fazla, yaprakları da geniş olduğu için terleme fazla olur. Yapılan çalışmalarda en uygun sulama sistemi damla sulamadır. Ama ülkemizde hem damla sulama hem spring var. Bazılarında sadece spring sulama, bazılarında sadece damla sulama var. Bazılarında her ikisi de var. Biz hem damla sulama hem spring'i beraber öneriyoruz. Damla sulamadan gübrelemeyi yapabilirsiniz. Spring'de de toprağın yüzeyinin nemlendirilmesini ya da yazın, kışın ısıtmada ve soğutmada kullanılabilir. Başlıklar değiştirilerek. Sisteme de kullanılabilir. Sisteme de amaç gübreleme veya sulama değil. Buradaki amaç yazın sıcaklığı yükseltmek. Kışın da eğer sondaj suyumuz varsa don olduğu zaman derecemizi birkaç derece yükselmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Şimdi gübrelemeye geldiğimiz zaman, muzun gübrelemesine geldik. Bu tabloya çok iyi bakmanızı istiyorum. Bu tablo çok önemli bir tablo. Gübre verirken bu gübre karışım tablosunun bilinmesi gerekiyor. Örneğin sizin kalsiyumlu bir gübre vereceğiniz zaman bu kalsiyumlu gübreleri fosforlu gübrelerle veya sülfat içerikli gübreleri karıştırırsanız bu gübreler karıştırdığınızdan dolayı bir bileşik oluşur ve dibe çökelme oluşur. Yani bu gübrelerin etkinliği azalır. Bunu uygun olarak görmüyoruz. Ayrı ayrı örneğin kalsiyumu verdikten sonra amonyum sülfatı veya fosforlu gübreyi de verebilirsiniz. Arkadaşlar bir seste yansıma oluyor ama düzeltebilir misiniz? Tamam, düzeldi galiba. Şimdi burada da elementlerin alınabilirlikleri var. Bu da çok önemli. Muzun ideal pH'si 6,5 demiştik. Eğer pH aside doğru, bu pH tablosunda 0 ile 14 arasında bir skala vardır. 0 ile 7 arası asidik, 7 ile 14 arası baziktir. 7 nötr olarak kabul edilir. Muzun ideal pH'si isteği 6,5'tür. Mesela fazla asidik ortama doğru kaydığınız zaman azot, fosfor, potasyum gibi elementlerin alımı azalıyor. Bazik ortama doğru kaydığımız zaman da iz elementlerin alımı azalıyor. Toprak pH'si bu yönden önemli. Buna dikkat ediyoruz. Burada da elementlerin antagonizm, sinerjin denilen Mulder tablosu var. Antagonizm, elementlerin birinin diğerinin alımını engellemesi, yani zıt etki göstermesi. Sinerjizm de elementlerin alımında olumlu etki göstermesidir. Örneğin burada kalsiyuma baktığımız zaman kalsiyum, manganı, fosforu, çinkoyu, boru ve iron, yani demir alımını engellemekte, hatta potas alımını da engellemekte. Bu tür şeylere de dikkat ediyoruz. Bunların toprakla fazla olması sizin element uyguladığınızda bile bitkinin bu elementlerin alımını engelliyor. Gübrelemeye geldiğimiz zaman muz normalde tropik iklimde yetiştiği için, yüksek boylu ağaçların altında yetiştiği için organik madde olayı da fazla buralarda. Organik maddeyi seven bir bitki. Organik gübre toprak sıcaklığını yüksek tutuyor. Salkım oluşumundan hasara geçer kadar geçen süreyi kısaltıyor ve fidelerin de kışın diplerine yığdıkları için bir müddet bir miktar soğuktan korunmasını sağlıyor. Organik gübre muzda ne zaman verilir? Genellikle bakım zamanı, bakım onarma zamanı dediğimiz Şubat, Mart biraz geç kalabilir ama en geç Şubat 15'e kadar verilmesi gerekmektedir. Kasım ayından itibaren verilebilir. Azot muz bitkisinin büyümesi için en önemli unsur olarak kabul edilir ve azot gereksinimi muzun çok fazladır. Bitki büyümesi için gereken miktar açısından sadece potasyumdan sonra ikinci sıradadır. Eksiklik belirtileri hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve kısa sürede tüm yapraklar etkilenir. Yapraklar soluk yeşil renkte, yaprak orta damarı, yaprak sapı ve yaprak kılıfları kırmızımsı pembe olur. Ardışık yapraklar arasında mesafe bitkiye rozet görünümü vererek azalır. Yani mesafe kısalır. Azot eksiklik belirtileri neye sebep olur? Yalancı gövdede incelmeye sebep olur. Boğum aralarında kısalma, küçük, ince yaprak sapları ve yaprak oluşumuna sebep olur. Yaprak ömründe kısalmaya, yaprak sayısında azalmaya, 7 ile 17 yaprak arasında değişim ve yeni yaprak oluşumu. 10 günden 23 güne kadar çıkabilir bu süre.
Yeni takipçi oluşumu azalır. Azot fazlalığında hevenkler olgunlaşmadan kırılabilir. Böyle şeyleri duyuyoruz. Kökler çok ince olur. Azot eksikliğinde fosfor alımı da artar. Azot eksiklik belirtileri bu durumlarda daha da artıyor. Düşük veya yüksek pH'lı topraklarda, kumlu veya hafif topraklarda, burada sızma fazla olacağı için, düşük organik madde içeriği varsa eğer, kuraklık koşulları varsa bitki azotu yine alamıyor. Yani susuz kalırsa, yüksek yağış veya yoğun sulama yapılırsa, toprağa yüksek seviyelerde ayrışmamış organik madde gübre ilavesi yapılırsa, hızlı büyüyen bitki, yani bitki çok hızlı büyürse azot eksikliği görülebilir. Burada yansıda görüldüğü gibi azot eksiklik belirtileri, bu yaprak kılıflarında pembemsi renkler, bu yaprak saplarının ayrılması, bu sarımsı yapraklar ve yaşlı yapraklarda görülür azot eksikliği. Fosfora geldiğimizde fosfor gereksinimi azotlu potasyuma göre daha azdır ama çok önemli bir elementtir. Fosforumuz kökleri tarafından orta fosfat şeklinde alınıyor. Sağlıklı rizom kök ve renk oluşumuna yardım eder. Ayrıca çiçeklerine ve genel vejetatif büyümeye yardımcı olur. Fosforun sağlıklı bir şekilde topraktan alınabilmesi için ortamda yeterli miktarda su ve organik madde bulunmalıdır. Fosforun tamamı onarma zamanı ve doğum dönemleri arasında verilir. Fosfor eksiklik belirtileri uzun yaşlı yapraklarında, yaprak kenarlarında klorozis, yani sararma olarak ortaya çıkar. Aşırı fosfor eksikliğinde yapraklar kıvrılır. Yaprak saplarında kırılma olabilir. Genç yapraklar koyu mavimsi yeşil bir renk alır. Fosfor eksikliğinde bitkinin uzaması durur. Ciddi eksiklik durumunda yaprak üretiminde azalma, yaprak kenarlarında klorozis ve erken yaprak ölümleri olabilir. Yaşlı yapraklar morumsu kahverengi lekelerin geliştiği ve sonunda testere dişi nekrozunun olduğu marjinal bir kloroz, yani sararma gösterebilir. Toprakta düşük fosfor oranı bodur büyüme ve kötü kök gelişimine de neden olabilir. Fosfor eksikliği daha da artar. Ne zaman artar? Asidik ve alkali topraklarda, düşük organik madde içeriği varsa toprağın, soğuk veya ıslak koşullarda, yani soğuk ve aşırı nemli koşullarda, kök sistemi zayıfsa bitkinin, düşük fosfor rezervi olan topraklarda, yüksek fosfor kapasiteli topraklar ve demir bakımından zengin topraklarda da fosfor eksikliği görülmekte. Bu testere dişi klorozu dediğimiz şu en soldaki resimde böyle gördüğünüz gibi bir testere şeklinde bir oluşum var. Fosfor eksikliği de genelde yaşlı yapraklarda görülür. Bu şekilde yansıda görüldüğü gibi. Potasyum gelince potasyum muz için en önemli element. Muz meyve yapraklarında çok yüksek potasyum içeriği nedeniyle en önemli besin maddesi olarak kabul edilir. Hasat edilen meyvelerde topraktan alınan ve tarladan kaldırılan potasyum miktarı çok yüksektir. Bu nedenle potasyum seviyelerinin yüksek olduğu düşünülen topraklarda bile muza iyi bir potasyum gübrelemesi gerektirir. Yani şöyle baktığımız zaman potasyumun yarısı onarma ve doğum başladığı döneme kadar, diğer yarısı ise hevenk oluşumu ile asit arasındaki dönemde meyve gelişme süreci içerisinde verilmelidir. Potasyum eksiklik belirtilerinin en karakteristik özelliği yaşlı yaprakların uç kısımlarında sararmadır. Yaşlı yapraklarda önce hızlı sararma, sonra turuncu renklenme ve kuruma olur. Yapraklarda yırtılma ve aşağı doğru eğilme olabilir. Zaman geçtikçe yapraklar içe kırılır ve kısa süre sonra ölür. Potasyum eksikliğindeki hevenkteki meyveler zayıf olduğu için meyveler kısa, ince, deforme olur. Meyve şekillerinde bozukluk olur, dolmaz. Potasyum eksikliğinde muz bitkisinde yavaş büyüme gözlemlenir. Boğum araları kısalabilir. Yeni yaprak oluşumu normalden geç oluşur. Yapraklar küçük olur ve bitki sarımsı bir renk alır. Burada da yine eksikliği daha da artar. Hangi durumlarda artar? Asidik topraklarda, kumlu ve hafif topraklarda, kuraklık koşulları, yani susuz kalırsa bitki, yüksek yağış olursa, yani bu örtü altı için geçerli değil ama genel bir şey olduğu için ben bunu eklemek istedim buraya. Çok aşırı sulama yapılırsa, ağır kirli topraklarda bitki alamayacağı için, potasyum rezervi düşük olan topraklar ve magnezyum bakımından zengin topraklar. Yani magnezyumla potasyum birbirinin antagonistidir. Yani birinin fazlalığı diğerinin alımını engelleyebiliyor. Burada da gördüğünüz gibi en karakteristik görüntü şu yaprağın uç kısmının yani kuş gagası gibi eğilmesi ve sararması. Önce turuncu renk, sonra sararma, sonra da kuruma. Böyle nematoddaki gibi yığma da olabilir buz gövdesinde. Magnezyuma geldiğimizde magnezyum klorofil molekülünün yapısında hayati öneme sahiptir. Yani bu da niye klorofil molekülünden bahsettim? Fotosentezin için önemli bir pigment olan klorofil yapısında bulunduğu için magnezyum çok önemli bir element. Fotosentez, karbonhidrat mekanizması, nükleik asit sentezi, karbonhidratların yapraklarından bitkinin aşağı kısımları taşınması için gereklidir. Fosfor alımını ve taşınmasını düzenler. Bazı enzimler için de aktivatör olarak görev yapar.
Manezyum eksiklik belirtileri genellikle eski plantasyonlarda, yani çok 5, 6, 7, 8 senelikse bunlarda daha fazla görülebiliyor. En belirgin semptom yaprak ayasının kenarlarında sararmadır. Manezyum eksikliği yaprak ayasının kenar kısmında sarımsı kloroz ile ifade edilir. Diğer simptomlar yaprak sapında mor renkli beneklenme ve yaprak kılıflarının yalancı gövdeden ayrılmasıdır. Manezyum eksikliği yaprakların hastalık duyarlılığını da arttırır. Kumlu topraklar, asidik topraklar, potasyum bakımından zengin topraklar, yüksek potasyum uygulaması yapılan topraklar, soğuk ve ıslak dönemler, az manezyum gübrelemesi yapılan yaşlı bahçelerde ve aşırı potasyum uygulaması yapılan bahçelerde görülebiliyor. Burada göründüğümüz gibi kenarlar sarımsı, orta kısımlarda yeşilimsi renk bir görüntü olur. Şu şekilde belirtiler de manezyum eksikliğinde olabilmekte. Kalsiyuma geldiğimizde kalsiyum güçlü bir yapı için gereklidir. Hücre bölünmesinde ve yaprak, meyve, kök uçlarında büyümede önemli rol oynar. Bitki hücre duvarlarını güçlendirir. Isı stresine ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur ve diğer besin maddelerinin alınmasına yardımcı olur. Alım için toprağın nemli olması gerekir. Kalsiyum toprakla potasyum, manezyum ve sodyumdan daha güçlü bir şekilde tutulur. Yani alınması zordur biraz. Eksikliğinde tipik simptomlar genellikle genel bodurlaşma, yaprak uzunluğunda azalma, yeni yaprak oluşumunda azalma, dalgalı yapraklar, orta damar yakınındaki dokularda kalınlaşma ve kırmızımsı kahverengi renklenmedir. Belirtiler en geç yapraklarda yaprak arasının deforme olduğu spike leaf görünümüne sebep olur. Bilek sigatoku hastalığı varsa daha da kötüleşir. Yaprak kenarlarında damar arası kloroz görülür. Belirtiler hızlı büyüme ya da yüksek oranda potasyum uygulandığı zaman görülür. Bu da ilkbaharda genellikle oluyor. Meyvede kıvrılmaya sebep olabilir. Meyve kalitesi azalır ve olgunlaşma esnasında meyveler çabuk çatlar. Asidik topraklar, kumlu hafif topraklar, asit karakterli topraklar, sodyum açısından zengin topraklar, alüminyum bakımından zengin topraklar, kuraklık, azot ve potasyum bakımından zengin içeriğe sahip meyveler büyük meyve kalsiyum eksikliğine sebep olabiliyor. Burada kalsiyum eksikliğinde meyvede böyle şekil bozuklukları olabilir. Böyle kahverengimsi meyvelerin arasında çürümeler gözükebilir. Meyvelerde hem yeşilken hem olgunlaştıktan sonra yarılmalar olabilir. Yaprakta böyle dalgalı bir şey olması, şu şekilde yaprağın deforme olması, spike leaf dediğimiz şu sağda gördüğümüz yaprak ayasının oluşmaması, bu şekilde belirtiler görülebilir. Burada da sigatoku hastalığının şeyine şiddetini arttırıyor. Kükürt noksanlığı genç yapraklarda sarımsı beyaz renklenme ile görülür. Yapraklarda floresi olur ve boyut küçülür. İkinci damarlar arasında kalınlaşma olur. Dalgalı yaprak kenarları olur. Bitkiler küçük veya tıkanmış demetler görülebilir. Asidik topraklarda, hafif kumlu topraklarda, düşük organik madde içeriğine sahip, kötü havalandırılmış ve topraklarda görülebilir ve düşük endüstriyel emisyonlu alanlarda eksikliğe neden olabilir. Böyle gördüğünüz gibi yaprak kenarlarında kalınlaşma sağdaki gibi ve sarımsı bir renk alıyor. Ve şu sağdaki fotoğrafta yine bu bitkilerde küçükken bu kırmızı renklenmeler normal ama bitki büyüdüğünde bu varsa bu kükürt eksikliğinin belirtisi olarak görülüyor. Burada çok önemli bir element. Bitki hormonları karbonhidrat hareketlerini etkilediği için tüm yeni hücre büyümesi ve bölünmesi için gereklidir. Meyve oluşumu büyüklüğü ve şekli için gereklidir. Hücre duvarlarının kalsiyum ile birlikte yapısal bir bileşenidir. Tüm büyüme aşamalarında küçük miktarlar gereklidir. Ancak çoğunlukla erken meyve gelişim dönemindedir. Demetlerde hafif bir eksiklik meyvenin şeklini ve kalitesini etkiler. Ancak ciddi bor eksikliği ciddi demet yani evenk deformasyonuna neden olabilir. Bor eksikliği olan bitkilerden elde edilen meyveler uç kısmında çok daha incedir. Bor eksikliği hemen ağırlığında azalma ve parmakların dolmamasına neden olabilir. Özellikleri kalsiyum ile benziyor borunda. Kumlu topraklar, alkali topraklar, organik maddesi az olan, yüksek azot olan, yüksek kalsiyum olan, soğuk ve nemli havalarda ve kurak dönemlerde alımı azalıyor. Bor eksikliğinin en karakteristik özellikleri yaprağın alt yüzeyinde böyle beyazımsı çizgiler olması, yaprakta böyle yine yanmalar, şekil bozuklukları olması, tıkanma dediği bu şekilde şeyler bu bor eksikliğinden kaynaklanabilir. Yine bu şekilde görüntüler varsa bitkilerde bor eksikliği yine yığma yapabilir. Nematottakine benzer şu şekilde görüntüler de olabilir. Demir eksikliği en yaygın semptom. Genç yapraklarda meydana gelen tüm yaprağın kloroz yani sararmasıdır. Bitki büyümesinde gecikme ve küçük yemek oluşumuna sebep olabilir. Yaprakların rengi sarı beyaz olur.
Kloroz ilkbahar ve sonbaharda yazınkinden daha akuttur ve kuru koşullarda daha belirgindir. Sağlıklı bir bitki tarafından emilen toplam demir miktarı yaklaşık 1 gram kadardır. Ve büyük bir çoğunluğu bitkinin yaşamının ilk kısmında alınıyor. Toprakta yüksek pH varsa, su basmışsa, aşırı sulanma varsa, kireçli topraklar varsa ve diğer mikroelementlerden bakır, mangan ve çinko içeren topraklarda demir alımını kısıtlanabiliyor. Burada da demir al eksikliği ile ilgili görüntüler var. Genç yapraklarda görüşüyoruz. Sararma oluyor yapraklarda. Mangan eksikliği hafif formunda tarak dış klorozu olarak ifade edilir. Çok görülen bir eksiklik değildir. Organik topraklarda, kumlu topraklar, yani kumlu topraklarda şeyin sebebi sızmadan dolayı, yani toprağın yapısı sert olduğu için suyla beraber yıkanmadan dolayı. pH yüksekse soğuk ve nemli havalarda ve hafif topraklarda oluyor. Bu şekilde bir belirtiye sebep oluyor mangan eksikliği. Çinko eksikliği muzda yaygın bir sorundur. En önemli elementlerden bir tanesidir. Ana bitkiye sahip olmayan genç bitkilerde daha fazla görülür. Semptomlar verimi etkilemeden bir yıl içinde ortaya çıkabilir ancak ikinci veya üçüncü yılda meyve verimini azaltır. Genç yapraklarda şeritler ve yamalar halinde yaprak klorozu görülebilir. Takipçiler çok zayıf olur. Her renkte taraklarda küçük bükülmüş parmaklar vardır. En karakteristik özellikten biri muz ve yelerlerin sarardıktan sonra açık yeşil renkli bir uç olmasıdır. Bitki büyümesini yavaşlatır ve bitki bodur bir görünüm alır. Yine benzer şekilde organik topraklar, yüksek pH'li topraklar ve fosfor bakımından zengin topraklarda eksikliği görülebilir. Bu şekilde renklenme olabilir. Şu şekilde meyvelerde görünüm olabilir. Yapraklarda böyle morumsu, kırmızımsı renklenmeler, işte uç kısımda meyvenin daha ince olması olabilir ve olgunlaştığı zaman da şu yeşil uç varsa bu çinko eksikliğinin belirtilerine benziyor. Yaprakta da bu şekilde bir görünüme neden oluyor. Bakır eksiklik belirtileri. Bakır bitkiye şemsiye görünümü verir. Bakır eksikliği genelde ülkemizde görülmez. Genellikle bakır ilaçlar falan verildiği zaman çok fazla eksikliği görülen bir element değildir. Bu şekilde de bir görünüm olur. Bununla ilgili zaten çok fazla literatürde de fotoğraf bulunmamakta. Tuz önemli. Muz yetiştiriciliği yapan alanlarda aşırı gübrelemeden dolayı hani yaptığımız toprak analizlerine de baktığımız zaman genellikle tuzluluk sorunu var ve tuz sorunu artmaya başlamış durumda. Tuzluluk stresi olduğunda yaprak klorozu olur, bodur büyüme ve zayıf kök gelişim, ince ve deforme olmuş meyveler ile sonuçlanabilir ve bizim yetiştirdiğimiz muzlar da tuza hassastır. Toprakta 100 ila 500 ppm toplam tuz olduğu zaman yetiştiricilik yapılabilir. 500.000 ppm seviyelerinde bitkiler etkilenir. 1000 ppm'in üzerinde de zaten bitkilerde budurlaşmaya ve ölmeye sebep olur. Yaprak kenarlarında şu şekilde. Önce sararmalar, sonra kahverengileşme olur. Bu tuz varlığına bir işaret toprakta. Bir muz plantasyonunda yılda yaklaşık dekardan 10 ton ürün alındığında yaklaşık olarak topraktan bu yansıda görüldüğü gibi örneğin 90 kilogram azot, 300 kilogram potasyum gibi elementler topraktan kaldırılıyor. Burada da gördüğünüz gibi en önemli potasyum demiştik. Yaklaşık 300 kilogram potasyum kaldırılıyor. Hasat şeyine geldiğimiz zaman normalde 110-130 gündür ama bizim ülkemizde 120 ila 150 gün arasını bulmaktadır. Ve yeşil olum döneminde hasat ediyoruz muzları. Parmaktaki köşeliğin 4'te 3'ü kaybolduğunda hasat yapıyoruz ülkemizde. Olgunlaşma süresi de ihtiyaca göre veya gideceği pazara göre 4 ile 8 gün arasında değişir. 4 gün hızlı bir süredir ve yüksek meyve iç sıcaklığına ihtiyaç vardır ve raf ömrünü kısaltır ve çok tercih edilmemelidir. Burada bu tabloya gördüğümüz gibi işte 4 ile 8 gün arasında değişmekte ve sıcaklıkta etilen uygulandıktan sonra istediğimiz şeye göre, süreye göre sıcaklığı ayarlıyoruz ve değişiyor. Burada da muz renk tablosu var. İlk aşama hasat edildiği aşama zaten birinci aşama. Sonra yeşil. İşte etilen uygulandıktan sonra yeşil baskın, sarı baskın, yeşil uçlar, tam sarı ve kahverengi menekli sarı şeklinde oluyor. Zaten ondan sonra da tamamen 8. aşamada kahverengileşiyor. Hastalık ve zararlarına geldiğimiz zaman ülkemizde muz yetiştiriciliği yapılan alanlarda en önemli zararlısı nematod olarak gözükmekte.
Bunlar da muz spiral nematodu, Helicotylenchus multisyncus ve kökürlü nematodları Melodygin incognita ve Melodygin javanica sorunu olmakta. Spiral nematod bittiği köklerinde yüzeysel kırmızımsı kahverengiden siyah değişen renklerde lezyonlar oluşturmaktadır. Yani yansıda gördüğünüz gibi kırmızımsı kahverengi şeyler gözükmekte. Morumsu siyah lezyonlar kökte veya rizomda görünebilmekte ve kökteki lezyonlar birleşerek tüm kökü öldürebilmektedir. Nematodlarsa bitkilerde böyle yığma olmaktadır. Kökür nematodları endoparazit nematodlardır. Yani kökün içinde yaşarlar. Kök sisteminde uğurlara neden olarak bitkinin iletim dokularını bozar. Topraktan su ve besin alışverişini kısıtlarlar. Bitki de gelişmeyi yavaşlatır ve durdurur. Bodurlaşma görülür. Yapraklarda sararma, çiçek ve meyve dökülmelerine neden olur. Enfeksiyon ağır ise bitki tamamen kuruyabilir. Sekonder zararı ise kılcal köklerde açmış olduğu yaralardan giren toprak kökenli patojenlerin bitkilerde oluşturduğu hastalıklardır. Bunun en önemlisi zaten fusaryumdur. Burada da kökür nematotunun kökteki görünümü ve bitkideki yığma yapmış hali. Nematotlar bitkide yıkılmalara, bodurluğa, gövdede incelmeye, yapraklarda sarılığa, yaprak sayısı ve büyüklüğünde azalmaya, geç çiçeklenmeye, hasatta gecikmeye, ürün döngüsünde uzamaya, renk ağırlığında azalmaya, meyve iriliği ve ağırlığının düşmesi gibi belirtilere sebep olmaktadır. Nematotla mücadelede en önemli birinci yapacağımız şey doku kültürüyle üretilmiş fideler kullanılmaktayız. Yani 3 veya 4 yılda bir seralarımızdaki fideleri değiştirmemiz gerekiyor. Mücadeleye de gece sıcaklığı 10 derece, gündüz sıcaklığı 22 derece yani ortalama sıcaklığı 15 derecenin olduğu dönemde yapılmalıdır. Yani soğuk dönemlerde ve çok aşırı Temmuz, Ağustos ayları gibi aşırı sıcak dönemlerde nematot mücadelesi yapılmaz. Eğer nematotla bulaşıksa ilaçlamaya hava sıcaklığı arttıktan sonra başlamamız gerekiyor. Bitki yıma yaptıktan sonra Haziran ayı ve sonrasında yapılan ilaçlamada da biraz geç kalmak, etkili olmamaktadır. Yeme olan seralarda Nisan, Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında normal gelişimin olduğu seralarda da Nisan, Mayıs aylarında ilaçlama yapmalıyız. Bitkinin kökünü etkilediği için hava sıcaklığının 36 santigrat derecenin üzerine çıktığı dönemde de sera üstüne gölge tozu atmalıyız. Zaten sabah ve akşamları bitki normal görünür. Öğlen sıcaklığında bitkilerde eğer sorun varsa bir solgunluk vardır. Bu da bunun göstergesidir. Fusarium solgunluğu, muzda panam hastalığı olarak da bilinen fusarium, fusarium oxyporum neden olmaktadır. Bunlardan 4 ırkı bilinmekte ve 3 tanesi hastalık oluşturmaktadır. Muzda öldürücü bir hastalıktır. Bitki içerisindeki ilk belirtiler kökün kısilem dokusunda kırmızımsı kahverengisi renk değişimleridir. Yani kısilem dediğimizde bitkinin topraktan su ve suda çözülmüş besin elementlerini almasını sağlayan iletim demetleridir. Bu belirtiler enfeksiyon ilerledikçe rizomun kısilem dokularını da sarar. Hastalık etmeni rizomun büyük bir kısmını kolonize ettikten sonra yalancı gövdede gelişimini sürdürür. Yeşil aksamda da gözde görülür ilk belirtiler oluşur. Yaşlı yapraklar parlak sarı bir renk alırlar. Hastalık belirtileri ilk önce yaşlı yapraklarda görülmesine rağmen enfeksiyon bölgesi fungusun yara yoluyla giriş yaptığı köklerdir. Fungus kesilem yoluyla rizom ve gövdede yayılmaktadır. Hastalıklı bitkilerin gövde veya rizomu kesildiğinde iletim sistemini tıkayan kırmızımsı kahverengi renkli zank ve akıntılar görülür ve bunlar sonucu kesilem iletim demetleri tıkanır. Yaşlı yapraklar zamanından erken sararmaya başlar. Yapraklarda sararma yaprak kenarlarından başlar ve orta damara doğru ilerler. Yaprak kenarlarında nekrotik lekeler görülür ve yaprak sapları kahverengiye döner ve bükülür. Bükülen yapraklar bitkide asılı kalır ve bitkiye bir etek görünümü aldırır ve sonunda bitkinin ölümüne sebep olur. Burada iletim demetlerindeki şeyleri görüyorsunuz ve fusarium varsa böyle yalancı gövdede yarılmalar da olmakta. Bu serada yapılan bir denemede yapraklarda hiç sararma yok. Sonra yaprakların 1/3'ünde sararma var. Sonra 1/3 ile 2/3'ünde sararma var. 2/3'ünden fazla sararma var. 5. aşamada da yapraklar ve bitkinin ölümüne sebep oluyor. Rizomda görülen belirtiler de böyle dıştan içe doğru iletim demetlerindeki tıkanıklar artıyor. En son aşamada da zaten bitkinin ölümüne sebep oluyor. Mücadelesi en önemli mücadele temiz üretim materyali yani doku kültürüyle üretilmiş fide kullanacağız. Serada üretilmiş fidelerde eğer üretilen serada nematod veya fusarium varsa onu aldığınız zaman sizin seranıza da bulaşacak. İlaçlamaya geçtiğimiz zaman erken
aşamalarda bitkiyi kurtarmaya çalışacağız. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra çok etkili olmamakta. Kırmızı örümcekler şu an aslında ana zararlı nematod dedik ama ülkemizde bazı yapısal sorunlardan dolayı kırmızı örümcekler ana zararlı konumuna geçti. Muz yaprağının alt düzeyinde ve meyve salkımlarında bitki üstüne emmek suretiyle zararlı oluyorlar. Beslenmeler sonucu da klorofilin yok olmasıyla yapraklarının sararma ve bronzlaşmasına yol açıyorlar. Meyvelerde zarar genellikle meyvenin sap ucunda fazla, çiçek ucu kısmında ise daha azdır. Kışı genellikle ergin dönemde ağaçların gövde kabukları altında, kök boğazında, toprak yarıklıklarında geçiriyorlar. İlkbaharda havalar ısındığında yaprak ve daha sonra da meyve salkımlarına taşınarak beslenme çoğalmaya başlıyorlar. Yıl boyunca 7-10 döl veriyorlar. Yaz ortalarına doğru hızlı bir çoğalma gösteriyorlar. Sera nemine dikkat etmemiz lazım. Nem düştüğü zaman ve sıcaklık arttığı zaman kırmızı örümcekler artıyor. Nemi iyi sağlarsak kırmızı örümceğin azalmasında etkili olabilir. Kırmızı örümcekler bitkinin öz suyunu emiyor demiştik zaten. Yaprak sararmasına sebep olur. Yaprak da kırılmaya neden olur. Ve dolayısıyla fotosentez azalttığı için verimde düşse neden olur. Ürün kalitesiz olur. Ve çeşitli virüs hastalıkların yayılmasına sebep olurlar. Gördüğünüz gibi sararımsı bir renk var. Burada da ağı var kırmızı örümceğe. Yansıda görüldüğü gibi. Mücadele yöntemlerine geldiğimizde bahçe test edilirken temiz fideler kullanacağız. Hasattan sonra budama ve sonrasında bitki atıklarını seradan uzaklaştıracağız. Yabancı ot mücadelesine önem vereceğiz. Gereğinden fazla azotlu gübre kullanmayacağız. Toprak işlemesi yaparak kırmızı örümceklerin kışlarlıkları, bitki artıkları toprağa gömülür. Yani bu da onarma döneminde yapılırsa iyi olur. Kimyasal mücadeleye geldiğimiz zaman havalar ısındıktan sonra farklı yönlerde değişik bitkiler seçerek yaprakları inceleyeceğiz. Kırmızı örümcekleri gördüğümüz zaman mücadelesini yapmaya başlayacağız. Burada yapmamız gereken her defasında aynı etken maddeleri ilaçta kullanmayacağız. Bitki zararlı dayanıklılık geliştirebiliyor. Farklı etken maddeleri ilaçları kullanmamız lazım. Ve ben buraya bir hastalık daha ekledim. Bileksikotaka denilen bir hastalık var. Şu anda Türkiye'de görülüyor ve ileride muhtemelen yaygın sorun olan bir hastalık olacak. Bu Mycosperella figensis fungusunun neden olduğu Bileksikotaka veya siyah yaprak çizgi hastalığı olarak biliniyor. Sağlıklı yaprak alanını azaltarak bitkinin fotosentez yapma yeteneğini önemli ölçüde azaltıyor. Sonuç olarak da salkımlar ve meyve parmakları sağlıklı bitkilerinden daha az ağırlığa sahip oluyorlar. Meyve füzülosunda önemli etkiliyor ve %35 ile 50 oranında verim kaybına neden oluyor. Yapraklarda görüntüsü bu şekilde ya da şu şekilde de görüntüleri var. Şimdi burada fora ölçeğine göre 6 aşamada geliştiği belirtilmiş. Aşama 1'de küçük lezyonlar veya lekeler sarımsı beyaz ile kahverengi renkli ve bir ünlük uzunluğunda yaprakların alt düzeyinde zar zor görülebilir. Şu aşama, birinci aşama bu. İkinci aşamada klorotik çizgiler 3-4 mm uzunluğunda ve çarpı 1 mm genişliğinde başlangıçta yeşilimsi sarı sonra kahverengileşir. Şu ikinci aşaması ve yaprağın 1 ve 2. aşama yaprağın alt düzeyinde oluyor. Üçüncü aşamaya geldiğimizde çizgiler uzar ve genişler, boyanmış gibi görünür, iyi tanımlanmış kenarlar olmadan kahverengidir ve 2 cm uzunluğa kadar olabilir. Bu üçüncü, dördüncü aşama yine yaprağın alt yüzeyinde oluyor. Dördüncü aşamaya geldiğimizde oval şekilli lekeler alt yüzeylerde kahverengi ve yaprakların üst yüzeylerinde siyahtır. Dördüncü aşama bu. Yaprağın alt yüzeyi. Beşinci aşamada siyah halkalar ve bazen sarımsı halelerle çevrelenmiş kuru yarı gömülü merkezlere sahip siyah lekeler oluşur. Şurada gördüğümüz gibi yaprağın üst yüzeyinde yalnız bu sefer. İlk dört aşama veya beşinci aşama yaprak altında, beşten itibaren yaprağın üst yüzeyinde gözüküyor. Aşama altıda da açık kahverengi lekeler, gırımsı beyaz batık merkezleri çökmüş klorotik doku ile çevrilir. Şu aşama, son aşaması. Hastalık döngüsü iklim koşullarından, yetiştirilen çeşitten ve yani agronomi bizim yönetimimizden etkilenir. İklim koşullarıyla patojenin agresifliği arasında önemli ilişki vardır. En fazla etkilenen alanlar bu açık alan için geçerli. 1400 metreden fazla yaş, %80'den fazla bağlı nem, ortalama 23-28 derece sıcaklık bölgelerde çok etkilenir. İki tür şekilde üreyebilir. Ya eşeğli fazla ya da eşeğsiz fazla üreyebilir. Burada konidi ve askosporlar denilen şeyler var. Bu fungusların yayılmasına sebep olan şeyler vardır. Buna girmek istemiyorum. Burada kültürel önlemlerden bahsetmek istiyorum.
Kültürel uygulama ile patojen inokulum kaynaklarını azaltmayı, inokulum da hastalık kaynakları diyebiliriz. Azaltmayı ve hastalıktan kaynaklanan etkiyi en aza indirmek için konutçu bitki koşullarını iyileştirmeye amaçlıdır. Hastalanan, nekilenen veya nekrotik yapraklar kısmen, yarım veya tamamen kesilmesi. Aşama 3 ile 6 enfekte olan yapraklar hastalığın tek bulaşma kaynağını temsil eder. Bu nedenle en iyi yönetim önlemi patojenin spor üretmesini ve böylece yeni enfeksiyonlara neden olmasını önlemektir. Yaprakların toplam veya kısmi kesilmesi hastalığın şiddetine bağlıdır. Enfeksiyon yaprak alanının %50'sinin bazını kapsıyorsa sadece etkilenen dokunun kesilmesi yeterlidir. Bununla birlikte enfeksiyon şiddetliyse tüm yaprak çıkarılmalı ve yerde bırakılmamalıdır. Yani dışarı çıkarıp bunu da yakmamız gerekiyor. Kuru mevsimlerde hastalık gelişmesi için koşullar elverişsiz olduğu için yaprak budama uygulamasının çok katı olması gerekmez. Buna karşılık yani yağmurlu ve nemi fazla olan dönemlerde bulaşmayı ortadan kaldırmak ve salgın etkilerini azaltmak için sıkı önlemler alınmalıdır. Yağışlı yani nemli mevsim, yağışlı demeyelim de nemli mevsimlerde her hafta 4 haftada bir, yağışsız mevsimlerde 2 haftada bir düzenli yaprak budaması yapılmalıdır. Hastalıklı yapraklar bitkide bırakılırsa bileksikotok askospor üretimi ve dağılması 20 haftaya kadar sürebilir. Yani sen bitkide hastalıklı yaprakları bırakırsan o sürekli etrafına hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Bununla birlikte yapraklar kesilir ve yerde çürümeye bırakılırsa patojen sadece 3 ile 6 hafta hayatta kalabilir. Bunda da demiştik ki bir seranın içinde bırakmayın, dışarı çıkarıp imha edin demiştik. Zaten Avustralya gibi ülkelerde bunun yasal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalık. Biz en azından böyle bir belirti varsa bunları çıkarıp uygun bir yerde yakıp imha edersek hastalığın bulaşmasını, yayılmasını önlemiş oluruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Evet değerli katılımcılar, sorularınız varsa chat bölümünden alabiliriz. Ayrıca YouTube üzerinden de sorularınızı sorabilirsiniz. Evet bir sorumuz var. Mersin için çeşit önerisi alabilir miyiz diyor katılımcımız. Hocam şimdi şöyle, muzda biz alatazmanını öneriyoruz ama alatazmana da üretici firma talepleri yetişemiyor. Yani azman genotipleri olursa daha iyi olur. Çünkü büyük bitkiler daha büyük emekler oluşturduğu için verim daha fazla oluyor. Yani tutup da seraya içine bodur bitki dikmek çok mantıklı olmaz. Azman genotiplerini ya da alatazmanı veya Grand Line önerilebilir. Teşekkürler. Evet bekliyoruz ama şu ana kadar bir sorumuz yok. Genel olarak sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı hocam? Hani son olarak ya da tavsiyeleriniz? Şimdi tavsiyelerim şöyle. Yeni bahçe tesis etmeden önce bir toprak analizi yaptırılması gerekiyor. Yani 120 santime kadar 4 farklı profilden toprak örneği alıp analiz yaptırılırsa toprak muz yetiştiriciliğine uygun mu? Taban gübrelemesinde ne kullanılabiliriz? Bunu öğreniyorlar. Sera yapmadırmadan önce taban suyu problemi var mı? Bunu öğrensinler. Hatta toprak numunesi alıp Adana'da Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü var. Buraya gönderdikleri zaman hani şeyde uygunsa eğer sıcaklık falan da uygunsa nematod analizi yaptırabilirler, fusarium analizi yaptırabilirler. Topraklarını tanırsalar dikmeden önce, bitkiyi dikmeden önce ileride karşılaşacaklar problemler daha az olur. Bu şekilde. Ondan sonra bölgenin iklim şeyini öğrenirseler biraz hani sel basıyor mu, don vuruyor mu, çukur bir yer mi, eğimli bir yer mi? Bunlar önemli. Muz sıcaklığı hassas. Şu an, bu aralar zaten soğukla ilgili problemler yaşıyoruz. Kaç gündür aşırı soğuk oluyor. Soğuğa hassas olduğu için ısıtma da yapılmadığı için seralarda don vurma riski daha fazla olabilir. Bunlara dikkat ederseler iyi olur. Doku kültürü fide kullanmalarını öneriyorum. Yani sertifikalı, ismine doğru fideler alsınlar. Aldıkları faturaların üzerine de aldıkları fidelerin isimlerini yazdırsınlar. İleride bir sorun çıktığında çözmek için iyi olur. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor.
Evet, sorularımız geldi. Birkaç sorumuz var hocam. Öncelikle teşekkür ediyorlar, sağ olsunlar. Takozlu üretimi biraz açabilir miyiz demiş bir arkadaşımız. Bir de ben soruları birleştirmek istiyorum. Evet, bir de derinlik, yani toprak derinliği en az kaç santim olmalı demiş yetiştiricilik için. Şimdi toprak sisteminden bahsedelim. Toprak, muzun etkili köklerinin, hani bahsettik ya, büyük bir çoğunluğu çok nadiren 60 santim altına iniyor. 50 santim toprak derinliği, yani 40 santim muzun etkili toprak derinliğidir. Ama toprağımızın derin olması iyidir. Çok yüzeysel topraklarda da sorun yaşar. Hani en az 1 metre toprak olmasını tavsiye ediyoruz. Zaten meyve yetiştiriciliğinde en az 2 metre toprak olması gerekiyor. Takozlu üretime gelince de bu belli bir büyüklüğe gelmiş bitkiler alınıyor. Onlar kesiliyor toprağın üzerinden sıfıra yakın. Üst kısmını bıçakla temizliyorlar. Kökleri de, yani kabaca anlatıyorum bunu. Hani burada çok da anlatma şansım yok. Hani fotoğrafta eklesem olurdu aslında ama. Onu böyle torf, perlit, böyle hayvan gübresi olan bir toprağın içine bırakıyorlar. Yüzeyden 3-4 santim kısmı açıkta kalacak şekilde veya biraz 5-6 santim de olabilir. Orada bekletiyorlar. Burada bitki kök atıyor. Oradan şeyler çıkıyor. Bu her yaprak şeyinin arasında şeyler var. Bitki oluşturabilecek meristematik yapılar var. Oradan bitkiler çıkıyor. O bitkiler belli bir büyüklüğe geldiği zaman onları viyollere aktarıyorlar. Orada bir miktar büyüktürüp sonra torbalara aktarıp oradan da satışa sunuyorlar. Takoz üretim kabaca bu şekilde diyebiliriz. Evet, teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Bu soru Bozyazı'dan geliyor. Ahmet Bey, Ahmet Ay'dan geliyor. 15 Nisan, 15 Mayıs ayları arasında oluşan eksik ve bozuk meyvenin sebebi nedir diyor. Hocam, onun şeyi genellikle şeyi takipçi ayarını yaparken biraz erken ayarlıyorlar. Bu da soğuğa denk geldiği için ona çiçek de diyor üreticiler. Onu Ağustos ayında yaparsalar takipçi ayarını, biraz daha soğuklara yakalanmadan bitki emek oluşturacağı için bu şekilde daha iyi olur. O soğuktan kaynaklanan bir şey. Genellikle. Evet, teşekkür ederim hocam. Bir sorumuz var, okuyorum ben. Anamur Bozyazı dışında kalan ilçelerimiz muz yetiştiriciliği ile yeni tanıştığı için muzun fizyolojik etkilenmeleri konusunda dikkatli olmalarını öneririm. Örnek olarak kalsiyum eksikliği belirtileri ilkbaharda fizyolojik etkiler ile karıştırılabilir demiş bir katılımcımız. Tavsiyede bulunmuş sanırım. Evet. Evet, teşekkür ederim. Doğru söylüyor aslında. Çünkü bazı yerlerde, şimdi Tarsus'ta özellikle, Adana'da, Hatay'da yetiştiricilik yeni. Hani Erdem ile Silifke'de hani Anamur ve şeye göre daha yeni ama diğer Adana ve diğer taraflara göre daha eski yapılıyor. Bu şey olabilir ve aşırı potasyum gübrelemesi yapılırsa da ilkbaharda bitki hızlı bir büyüme göstereceğinden kalsiyum eksikliği de görülebilir. Bunun etkileri olabilir. Dikkat etmek lazım yani. Evet, teşekkür ederim. Slide'ı istemiş arkadaşlarımız ama evet, şu anda yönetici arkadaşım slide'ı paylaştı. İsteyenler buradan alabilirler. Bir sorumuz daha var, onu okuyacağım size. Yeni kurulacak muz serasının üretici için en az kaç dekar olmalı ve yeni kurulan muz serasına yapılan masrafların kaç yıl sonra amorti eder diyor. Şöyle diyeyim, büyük firmalar 200 dönüm, 500 dönüm, 300 dönüm falan yapıyor. Yani orta ölçekli olanlar 20-50 dönüm civarında yapıyor ama 1 dönüm, 2 dönüm, 5 dönüm yapanlar da var. Yani o bir sınırlama yok ama en az 5 dönüm olsa daha iyi olur. Yani çok küçük alanlarda da, çünkü şeyi çok fazla, maliyet çok fazla. Yani en az 100 ile 200 milyar arasında bir sera kurulum maliyetleri var ilk yeni tesis yapılırken. Yani bunu da 3-4 yıl sonra, hani büyüklüğü şey, arazi büyük olduğu zaman biraz daha geri dönüş kısalıyor ama küçük arazilerde amortisman biraz daha uzuyor. Evet, teşekkürler var. Şebnem Hanım teşekkür etmiş, sağ olsun. Bir sorumuz daha var. Mayıs-Haziran aylarında oluşan yaprak ayalarının tam oluşamamasının sebebi nedir diyor. Hocam, bunu gübreleme kısmında bahsettim. Kalsiyum eksikliğinde yaprak ayaları oluşmaz. Bunun da sebebi ilkbaharda hızlı bir büyüme var ve aşırı potasyum gübrelemesi yaptığınız zaman potasyumla kalsiyum antagonist. Birinin fazları diğerinin alımını engeller ve
kalsiyumun taşımı yavaş olduğu için bunun da etkisi var. Seranın havalandırmasının etkisi var. Eğer sırayı kapalı tutarsanız burada buharlaşma olmayacağı için bitkinin de köklerinden su alıp yukarıdan suyla elementler alıp taşınıyor. Su buharlaşıyor. Elementler bitkinin içinde taşınmış oluyor. Bunu engellemiş oluyorsunuz. Havalandırma önemli olabilir. Topraktaki potasyum miktarı önemli olabilir. Bunlar etkileyebilir. Evet, teşekkürler hocam. Başka soru gözükmüyor şu an galiba. Şu anda gözükmüyor, evet. YouTube bağlantımızdan bir soru gelmiş. Selim Çakır adında bir izleyicimiz soruyor. Silifke'den katılıyormuş. Hali hazırda muza çok yoğun talep var bölgemizde diyor. Arz talep konusunda ileride bir sıkıntı görülebilir mi demiş. Teşekkür etmiş. Kısa vadede böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü bizim şu an en son üretimimiz 550 bin ton civarında. Yaklaşık 220 bin ton civarında da ithalat yapmışız. Yani toplam 758 bin ton bir tüketimimiz var. Şu an Türkiye kendi öz kaynaklarıyla kendi tüketimini karşılayamıyor. Bu en az 5 sene bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum üretimin. 5 sene sonra falan kendi üretimimizi karşılarız. Kendi üretimimizi karşıladıktan sonra da eğer kaliteli muz üretirsek konum itibariyle bulunduğumuz yerden itibaren çevre ülkeleri Avrupa'ya veya Arap ülkelerine veya Rusya Federasyonu'na ihracat yapma şansımız doğar veya bunu sadece taze meyve olarak değil de işlenmiş muz ürünleri, kurutulmuş muz, muz cipsi veya değişik ürünler şeklinde genişleterek yapabilirsek bu şekilde de değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Evet. Seralarda görülen muz yaprak biti ve unlu bit zararlarına karşı herhangi bir ruhsatlı ilaç yok. Ne yapmalıyız diyor. Zaten muza çok fazla şey yok. Ruhsatlı ilaç yok. Sadece birkaç tane nematod ilaçlarında ruhsatlı olandan var. Yani bildiğimiz normal yaprak bitine kullanılan veya unlu bite kullanılan ilaçlar kullanılabilir. Yani bunu bitki korumacı arkadaşlarla görüşürseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani yaprak biti de sorun oluyor. Unlu bit de geliyor maalesef. Evet, bir sorumuz şöyle. Anamur ve Tarsus bölgelerinde sera yapıları farklı. Bu durum sadece iklim ile ilgili mi? Muz üretimi açısından farklılık oluşturur mu demiş. Şimdi şöyle, Anamur tarafında demirci ustaları seraları yapıyor. Onlar farklı bir tarzlar var. O şekilde yapıyorlar. Tarsus'taki şeylere de Mersin, Tarsus, Erdem, Silifke'de genelde büyük sera firmaları yapıyor. Hani yapısal farklılıklar var. Anamur tarafında baktığımızda genelde yan havalandırma yok seralarda. Bazılarında tip havalandırması yok. Yani bu tabii etkileyebilir. İçteki uygun şartlar oluşturmakta sıkıntı oluşturabilir. Hani modern seralar biraz daha iyi. Ama eldeki şartlara göre de Anamur civarında yapılan seralarda güzel. Orada da güzel üretimler var. Yani işte şeye dikkat etmeleri lazım. Yan havalandırma, tip havalandırması olmasına dikkat etmeleri lazım. Kenar yükseklikleri şeyde mesela modern sıralarda standart ama Anamur'da bakıyoruz bir tarafı 4 metre bir tarafı 9 metreye çıkıyor sıranın veya 7-8 metreye çıkıyor. Böyle farklılıklar var. Etkileyebilir tabii. Evet. Mehmet Ümmer teşekkür etmiş. Hem size hocam hem Mustafa Nevzat Zayim müdürüme biz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Yine İl Müdürlüğümüzden arkadaşlarımızın teşekkürleri var. Sağ olsunlar. Bir sorumuz daha var. Hocam ruhsat çalışmasına yönelik Alata'nın bir çalışması var mı diyor bir arkadaşımız. Ruhsat dersen, yani ilaç ruhsatı ise eğer biz ilaçla ilgili herhangi bir çalışma yapmıyoruz. Ama yeni çeşit geliştirmek derseniz, yani ıslahla ilgili bir şey soruyorsalar, bizim ıslah çalışmalarımız zaten sürekli devam ediyor. İnşallah gelecek 3 sene içerisinde yeni çeşitler çıkartırız. Öyle umuyoruz. Evet. Evet, şu an başka soru göremiyorum. Evet, Neycan Hanım. Buyurun, merhaba. Hoş geldiniz müdürüm. Buyurun. Hoş bulduk değerli arkadaşlar. Ben de toplantının başına katılamadım.
Üniversitede işlerim vardı. Açıkçası bugün de benim için güzel bir gün. Yüksek lisansımı tamamladım ben de. Mersin Üniversitesi'nde. Sizinle de paylaşmak istedim. Teşekkürler. Herkese tabii ki katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle bir baktım listeye. %70-80 meslektaşlarımız, ilçelerdeki, odalardaki arkadaşlarımız. Tabii teknik arkadaşlarımızın bilgilenmesi önemli. Ama biz bu eğitimleri daha çok çiftçiler için aslında düzenliyoruz. Onların katılımının zayıf olması açıkçası tabii hedeflediğimiz eğitimleri başarı şansını düşürüyor. Yani ilçedeki arkadaşlarımız yayın çalışmalarını yapacaklar elbet bu konuda. Sahaya çıktıklarında, ziyaretlerinde, burada aldıkları değerli bilgilerle üreticilerimizi bilgilendirecekler. Ancak biz daha çok üreticilerimizin bu online programlara katılmasını talep ediyoruz. Yani bu konuda hem odalarımız gayret sarf ediyorlar, sosyal medyadan duyurular yapıyorlar. Biz de gerek WhatsApp gruplarından mesajla muhtarlarımıza, üreticilerimize mesaj atıyoruz. Ancak eğitimlerin gündüz saatlerinde olması, üreticilerimizin de arazide olması, faal olması bazen bu eğitimlerin başarı şansını düşürebiliyor. Ben hocama çok teşekkür ediyorum değerli bilgileri ve katkıları için. Buradan ayrıca Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Sayın Cengiz Turkaya da teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum kendisine. Bu muz yetiştiriciliği, biz Mersin olarak işte muz üretiminde birinciyiz. Bu konuda da muz üretimi gittikçe yaygınlaşıyor. Bize her gün işte sera yapımı için talepler geliyor. Biraz önce birisi ruhsatla ilgili bir konudan bahsetmiş. Yani şunu da söyleyeyim, seralar artık ruhsata tabi değil. Bizim 5400 sayılı mevzuatımıza göre tarımsal izinlendirmeye tabi. Sadece büyük ovalarda yapılan, büyük ova ilanı yapılan yerlerde toprak koruma kurullarının ve bakanlığın onayı gerekiyor. Bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, bizden izin almadan seralar yapılıyor. Daha sonra biz bu seralara ceza kesmek zorunda kalıyoruz mevzuata göre. Özellikle belediyelerden bize müracaat gelmeden, bizim değerlendirmemiz yapılmadan seraların inşa edilmeye başlamaması gerekiyor. Bizim nihai iznimizden sonra belediyenin de fen, sağlık ve teknik açıdan kontrol etmesi gerekiyor. Çekme paylarıdır, yola işte şeydir, statidir veya 1/100.000'lik planlarda o bölgenin ne şekilde planlandığıyla ilgili belediyenin genel kontrolleri yapması gerekiyor. Bu kapsamda ben ilçedeki arkadaşlara da bilgi vermiş olayım. Üreticilerimizin mutlaka bu noktada seraların İl Tarım Müdürlüğü'nden izninin alınması ve devamında yapılmasıyla ilgili bilgilendirilmesini rica ediyorum. Tekrar herkese katılımları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu eğitimin devamında hocamızdan bekliyoruz hocam. Ve akşam yapmayı düşünüyoruz. Ben de kendim avokadoyu yaptım. Katılım güzeldi ama hedeflediğimiz belki 500, 600, 700 kişi. Çünkü çok soruluyor, çok arıyorlar bizi. O nedenle bu eğitimin tekrarını sizden bir gün akşam içinde isteyeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz müdürüm. Sayın Süleyman Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu konuda bilgilendirdi. Şurada bir soru var. Avokado yetiştiriciliğinin PDF'ini nereden bulabilirim diye sormuş bir katılımcımız ama dün bu konuda bilgi vermiştik. İl Müdürlüğümüze size ulaştıklarında bunu alabilecekler. Maalesef onu biz o sunumu şey yapamadık, sisteme atamadık. Bu şekilde erişebilirler. Evet, tekrardan çok kendilerine verebiliriz bu sunumu. Aha, evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler değerli katılımcılar. Haftaya yapılacak olan eğitimlerimiz Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Facebook ve Instagram kurumsal hesaplarından duyulacaktır. Haftaya görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.